Günün başında da söylemiştik, toplam 11 konu çerçevesinde gerçekleştiriyoruz zirvemizi ve onlardan biri de deneyimde kapsayıcılık ve öze dönüş. Markaların kurumsal sürdürülebilirlik ve yönetişim deneyiminde kapsayıcı olmaları nasıl sağlanabilir? Şimdi onu öğreneceğiz yine çok değerli bir başka isimden. Şelen Turkas, Perakende Satışlar Pazarlama Direktörü Sayın Seher Poyrazoğlu Yavuz. Teşekkür ederim. Evet, Gülseli Hanım bizi günün en son sunumlarını almış, sağ olsun diyeceğim ama böyle olmadı tabii. Ben iki gündür bir eğitimdeydim. O yüzden ancak bu saate yetişebildim. İsmim Seher Poyrazoğlu. Vizyonu değer katmak olan bir insanım. Yani kendi yaşamıma, kariyerime, ekibime, işime, topluma ve vizyonu değer yaratmak olan bir şirketin de parçasıyım. Çok basit anlatmaya çalışacağım. Sabah da böyle metaverse'lerden, teknolojiden konuşmuşsunuz. Hiç öyle bir şey anlatmayacağım. 100 sene öncesinde anlamlı olan, 100 sene sonrasında da anlamlı olan, aslında öze dair, insana dair, Shell'in bakış açısı biraz kendi perspektifimde katarak, deneyimi, yarattığımız deneyimlerin altındaki 4 ana prensibi aslında paylaşacağım. Şimdi... Evet. Şimdi 19 milyon farklı plaka bize her sene geliyor. Yaklaşık 22 milyon insan, bu da %25'i ediyor nüfusun. Dolayısıyla çok büyük bir sorumluluk, çok büyük bir aslında yük omuzlarımızla. Çünkü çok farklı ihtiyaçları olan bir kesme, büyük bir kesme dokunuyorsunuz. Dolayısıyla şimdi burada yarattığımız deneyimlerin altında ne yatıyor? Biraz ondan bahsedeceğim. Şimdi 4 tane bizce önemli olan konu var yarattığımız deneyimlerin altında yatan. Bir tanesi varlık sebebinizin farkında olmak. Şimdi bu zamandan dolayı aslında burada gösteremiyorum ama izlemediyseniz Simon Sinek'in 18 dakikalık bir videosu var. Bizim CEO'muz, Shell'in ilk Türk CEO'su Emre Bey, Türkiye'ye geldiği zaman böyle yönetim ekibi, liderlik ekibini topladı. Biz böyle 2 gün boyunca şunu konuştuk. Biz neden varız? Şimdi hepimiz bir cevap verdik. Pazarlama perspektifiyle bir cevap verdik. İşte satış başka bir şey söyledi, finans başka bir şey söyledi. Herkesin söylediği şeyler de çok doğruydu. Ama farklıydı. Dolayısıyla hani bu neden varızın aslında yani... temelinde yatan, yani şu orta nokta, varlık sebebiniz. Shell için şu, diğerlerine girmeyeceğim çünkü şirket, hani takdir edersiniz ki, yani bir sayfada şirket stratejimizi biz bugün bütün çalışanlar, yüzlerce insana sorsanız, herkes bu sayfayı gösterir. Diğerlerine girmeyeceğim ama varlık sebebimizi her yerde de paylaşıyoruz. Şimdi zorunlu bir yolculuk bu. Bütün araştırmalar şunu söylüyor, ya yakıtı bitecek, ya tuvalete gelecek, ya da uzun yoldaysanız, hani yeme içme ihtiyacı varsa bu. Hani kimsenin böyle bir işte kahve içmeye gideyim, işte ne bileyim işte bildiğimiz markalar, hani gideyim birkaç saat geçireyim diye bir ajandası yok. Şimdi dolayısıyla bizim aslında varlık sebebimiz Shell'de bu yolculukları böyle keyifli, kaliteden taviz vermeyen, böyle kalitenin verdiği bir keyif ve güvenilir kılarak aslında daha böyle insanların keyif aldığı hale getirmek. Şimdi bunun için varız. Şimdi buradaki sarı noktalar, girmiyorum dediğim gibi hani şirket bilgisi olduğu için, 6 tane. Bugün Shell'de hangi departmana giderseniz gidin, herkesin ezbere söyledi. Bunu nasıl sağlayacağımıza yönelik 6 tane öncelik. Bunlar ne yapacağımız? Şimdi biz Türkiye'de çok fazla ne yapacağımızı konuşuyoruz. Herkes kendini anlatırken, şirketini anlatırken ne yaptığını çok iyi biliyor. Ama bu neden yaptığı konusu... Bizim için çok kritik. Buradan başladık, deneyimi yaratmadan önce. Dolayısıyla ilk bununla başlamak istedim. Bize göre bir numaralı prensip, hakikaten varlık sebebinizin farkında olmak, neyi neden yaptığınızın farkındalığıyla adım atıyor olmak. İkincisi, değerlerden ilham almak. Yani bir deneyim yaratırken hangi değerler bunun tetikleyicisi oluyor? Buradan ilham alıyoruz. Kişisel olarak şimdi karşımda da Günseli Hanım oturuyor, Marketing Türkiye'nin de bir eventindeyim ama hakikaten hiçbir reklamın sonsuza kadar hatırlandığını, hiçbir ödülün sonsuza kadar hatırlandığına inanmıyorum. Dolayısıyla hani böyle bir sabun köpüğü gibi
Dolayısıyla gerçekten bize iyi gelen, kalbimize iyi gelen, etki alanınızı da dönüştürmek istediğiniz noktalara dokunmak bence anlamlı olan orası. Hani oradan tatmin oluyorum. Şimdi değerlerden ilham almak kısmı, bu resim ne anlatıyor? Şimdi toplumsal cinsiyet eşitliği konusu herkes konuşuyor, konuşmayan yok. Ağzı olan konuşuyor, öyle söyleyeyim memlekette. Nereden anlıyoruz? İşte bakın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kaç tane reklam var bununla alakalı? Yüzlerce, bir sürü ödüller geliyor arkasından. Sonra dönüp bakıyorsunuz, yönetim kurumundaki kadın oranı kaç? İşte %11, %17. Sonra son 2 yıldır terfi alan insanların yüzde kaçı kadın? Dolayısıyla bir yerde bir sıkıntı var, bir yerde bir boşluk var. O anlamdan dolayı da, yani değerlerden ilham almak dedik. Şimdi Shell'de bu %50-50 olmak zorunda. Hani bu çok net zorunda yani. Satışların olması gerektiği gibi, pazar payında belli bir noktaya gelmeniz gerektiği gibi, kadın erkek eşitliği %50 olmak zorunda. Şimdi dünyada 50'ye yakın bir oran, Türkiye'de icra kurulunda %50. Dolayısıyla bu sonrasında ön sahaya da taşındı. 5000'de 5000 kadın projesiyle. Daha sonrasında rakiplerimiz de yaptı. Çok mutlu bir şey. Yani herkesin yapması lazım. Toplumun kazanması için. Şimdi bu resim, soldaki bizim Ballıca köyün o bölgeye bakan Ege'deki bölge müdürümüz. Sağdaki de Ballıca köyünün muhtarı. Şimdi yakınlarda bir istasyon açılacak. Bölge müdürü gidiyor, köyün kahvesine muhtarla tanışıyor. Muhtarın izniyle arkada bakın bir tane poster var. Diyor ki takım arkadaşları arıyoruz. Sonrasında köyde bir konferans veriliyor. Köyün kadınları, abileri ve eşleriyle beraber köyün kahvesine geliyorlar. Shell'in verdiği konferansı dinliyorlar. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? İşte yakınlarda bir istasyon açacağız, Bağlıcı köyünün yakınlarında. Kadın arkadaşlar, çalışma arkadaşları arıyoruz. Neden, niçin? İşte toplumsal cinsiyet eşitliği, o köyü anlatıyoruz. Sonra bu köyden 25 tane kadın, daha öncesinde çalışma hayatında hiç olmamış 25 kadın, istasyonlarımızda hayatında ilk defa çalışmaya başlıyor. Şimdi dolayısıyla hiçbir reklama inanmıyorum derken, yani tabii var çok başarılı olanlar, belki 1/3'tür hala hepimizin parmakla gösterdiği, ama geri kalanının kalındığını, beyinler bu kadar doluyken kişisel olarak düşünmüyorum. O yüzden biraz sonra göstereceğim bu film aslında bu gerçek hikayenin ekranlara yansıması konusu. Biz ne yapmak istedik? Tamam, siz belki bunun deneyim kısmını nasıl görüyorsunuz? İstasyonlarımıza gittiğinizde işte kadın ÖSO görüyorsunuz, halk diliyle kadın pompacı görüyorsunuz. Ama bunun arkasında yatan değerler oluyor. Yani değerlerden ilham alarak biz bu tüketiciye yansıttığımız deneyimi şekillendiriyoruz. Aslında temelinde değerler yaratıyor. Bu filmi bir hatırlayalım, reklam demeyeceğim çünkü bu bir reklam değil, gerçek hayat hikayesi. Oynayanlar da oradaki köylüler. Asiye kız, şapkanı unutma bak, sonra hep benden isteyip durur. Muhterin mi? Diyorum ki seneye ben muhtar olayım. Aday ol, oyum seni kız. Onlar hep ileride olmak için kolları sıvayan Ballıca köyünün kadınları. Önce olmaz dediydik. Kadınlar çalışsın istiyorlarmış meğer. Dedik ki niye olmasın? Biz yaparız bu işi. Her sabah bu yola hep birlikte çıkıyor. Omuz omuza çalışıyorlar. Sektörde ilk olan 5 yılda 5000 kadına iş imkanı sözünü gerçekleştirmesiyle, yönetiminin %50'sini kadın yöneticilerden oluşturmasıyla, Shell, Ballıca köyündeki kadınlar gibi kadınlarımızın önündeki görünmeyen engelleri de kaldırıyor. Çünkü biliyor, hep ileride olmak hepimizin hakkı. Shell, hep ileride. Şimdi dolayısıyla ne demiştik? Öncesinde bir varlık sebebinizin farkında olmak. Yani neyi başarmış olmak istiyorsunuz? Neyi dönüştürmek istiyorsunuz? Önce oradan başladık. İkincisi, değerleri aslında yanınıza alarak bir takım kararlar almak. Reklam filmi bu işin en son bacağıydı. Önce %50'ye ulaştık. Ondan sonrasında oturup bunu anlattık. Dolayısıyla elinizi taşın altına koyuyor olmak çok önemli. Yani %50 çok çok iddialı bir oran. Diliyorum o kadar iddialı olmaz önümüzdeki senelerde. Herkes bu noktaya ulaşır. Çok da gurur duymuyorum. Hani %50 zaten olması gereken. Şimdi dolayısıyla değerler kısmını çok önemsiyoruz. Bizim
Ve benim ekibim motivasyonu neydi? Ben mi geldim buraya? Bir önceki şeyde kalalım. Şuydu, bunu çok konuştuk. Hani ilk söylediğimiz konu var ya, etki alanınızın farkında olmak. Bizim bu iletişim planlarını yaparkenki tek amacımız şuydu. Birilerini gülerek düşündürebilmek. Birilerini, ya gerçekten bizdeki kadın oranı neydi, toplumsal cinsiyet eşitliğinde biz neredeydiyiz, soğurtabilmek. Yani izleyen 100 kişiden bir kişi farklı karar alıyorsa, benim için kişisel tatmin budur. Ekibim için de buydu. Dolayısıyla hani gelecek ödüller vesaire falan kısmıyla hiç ilgilenmedik. Yani gelirse tabii ki çok iyi ama o kalbe dokunması konusunda çok kıymet görüyoruz. Şimdi diğer konu, deneyimi şekillendirirken bence çok önemli. Veriyi bazen okumak, bazen de okumamak. Şimdi ne demek istiyoruz? Ya uzgörü kavramını çok önemsiyorum. Bazen tabii ki çok fazla data yapıyoruz. İşte sabah arkadaşlarım da anlattı, az önce de anlattı, müşteriyi dinlemek, işte binlerce, yüzlerce raporlar var. Bir sürü işte araştırma şirketleri geliyor, soruyor, test ediyor. Hepsi okey. Ama bazen uzgörünüzle o datayı okumamanız gereken durumlar oluyor. Örnek vereceğim. Şimdi bu örneği aslında şu filmden sonra vereyim. Bir izleyelim, bizim parakendecilik deneyimimizi anlatan, akaryakıt dışındaki ürün ve hizmetleri anlatan iletişim kampanyamız. Burada datayı nasıl okumadık, birazdan bahsedeceğim. Sizin için burası sadece bir akaryakıt istasyonu olabilir. Oysa Ece'nin en sevdiği duraklardan biri burası. Yeşim'in kendini özel hissettiği günün lezzet molası. Kahvesiz yapamayan Kaan için bir keyif kahvesi. Osman abiye sorsan uzun gecelerin sabahında ev sıcaklığı. Gezginlerimiz içinse burası bol çeşitle dolu enerji deposu. Her gün şele uğrayan 1 milyon kişi için burası akaryakıt istasyonundan çok daha fazlası. Sağlıklı çeşitleri, taze çekirdekten kahvesi, vegan alternatifleri ve lezzete anlam katan sandviçleriyle onları hep ileriye taşıyan çok özel bir yer. Çünkü hep ileride olmak hepimizin hakkı. Shell, hep ileride. Şimdi bu vegan durum meselesi, ben de flexitarian kategorisine giriyorum. Yani 30 günün 25 günü vegan besleniyorum, son 5 gün lahmacun krizine girerek lahmacun yiyorum. Dolayısıyla vegan değilim. Ama o işte bilinçli olarak azaltan gruptayım. Şimdi dataya baktığınızda bu memleket vegan durum için ölmüyor. O data bize de böyle bir ihtiyaç olduğunu söylemiyor. Dolayısıyla bu tarz böyle niş kategoriler aslında hiç çıkmayabilir dataya göre. Ben yıllarca Coca-Cola baktım. İşte böyle hepimiz Light Zero içerken sanıyoruz ki memleket öyle içiyor. Hayır, %6,5'u o kategori. Geri kalan %94'ü 5 şekerli ürün içiyor. Ama burada şu çok önemli, işte o uzgörü dediğimiz konu, yani işte senede 22 milyon insan dedim, 19 milyon farklı plaka. Bir takım grupların, az önce İstanbul Havalimanı'ndaki deneyimi Sinem anlatıyordu galiba, anlatırken, yani belki bir araştırma yapıyor olsa, evet orada bahsettiği deneyimi yarattığı kitle belki çok küçük ama yani dünyanın 26. büyük şirketi olarak bir takım şeyleri datalardan önce yapıyor olmanız da çok kıymetli. Orada da işte uzgörüyü devreye sokmak, her şeyi de araştırmaya, research'a dayandırmamak bence deneyim kısmında çok kıymetli. Şimdi dördüncü konu, etki alanımızın farkında olmak. Burayı çok önemsiyorum. İnsan olarak da çok önemsiyorum. İlk sayfada ne dedim? Deneyimin ilk kısmında neyi neden yaptığınızın farkında olmak. Yani nedenle başlamak. İkincisi değerleri yanınıza almak. Şimdi bu da etki alanınızın farkında olmak. Yani bu salondaki herkesin aslında bir takım şeyleri değiştirebilme etkisi var. Çalıştığınız organizasyonlar için de böyle. Yani çalıştığınız marka için de böyle. Kendi hayatınız için de böyle. Dolayısıyla bu kısmı eğer organizasyona hissettirebilirseniz, o zaman deneyim sadece globalden gelen, işte o ne derler, İngilizce kelime de kullanmak istemiyorum ama yol haritalarından ibaret olmuyor. O zaman bu toplumun ihtiyacına göre siz kendi etki alanınızda hakikaten neyi dönüştürmek istiyorsunuz, bunu o kitaba yazıyorsunuz. Çok daha keyifli bir şey çıkıyor. Şimdi bu çocuk tuvaletleri meselesi nasıl çıktı biliyor musunuz?
Keşke burada olsa tanıştırabilsem. Bizim şirketin mühendisi Serhat, kızıyla yaşayan, tek başına yaşayan bir şey baba olarak yıllar öncesinde uzun yol seyahate gidiyorlar. Kızın tuvalet ihtiyacı doğuyor. Serhat kızını ne erkekler tuvaletine sokabiliyor, ne kendisi kadınlar tuvaletine girebiliyor. Bu yolculuktan öğrendiğiyle yıllar öncesinde geliyor ve çocuk tuvaleti projesini şirkete sunuyor. Şirket buna o kadar çok sahipleniyor ki bugün baktığınızda yaklaşık 800 noktada çocuk tuvaleti var. Şimdi bu Serhat'ın ve Serhat gibi aslında yüzlerce, binlerce çalışma arkadaşımızın etki alanının farkında olmasıyla yaratılan bir şey. Şimdi bir tane daha örnek göstereceğim. Öncesinde bu şeyi izleyelim. Sonrasında bununla ilgili de bir hikaye anlatacağım. İzleyelim engelsiz iletişimde. Tanıştırayım. Nurullah. Kendisi hızını inancından alıyor. Sümeyye ise azmiyle zafere yüzüyor. Eda ve Barış'ın danslarını tüm dünya alkışlıyor. Hazarsa performansın tanımını yeniden yazıyor. Onlar engelsiz kahramanlar. Şel, onların yoluna çıkan engelleri kaldırmak için de yapılırdı. 700 aşkın engelsiz istasyonu, tekerlekli sandalyeye dönüşen plastik kapak toplama kumaraları, lezzete anlam katan Delitigo sandviçleri ve Türkiye Omurilik Felçleri Derneği'ne verdiği destek bunun en güzel kanıtı. Çünkü Happy'lerde olmak hepimizin hakkı. Şel, Happy'lerde. Şimdi çeşitlilik, kapsayıcılık tabii dünyada da aslında hani bir sürü alt gruplar var hani Şel'in önemsediği ama bu hikaye nasıl çıkıyor? İzmir'de 2007 yılında Murat, bölge müdürü, istasyon ziyareti yaparken engelli bir müşteri görüyor. Çok zorlandığını deneyimliyor ve çok etkileniyor. Bu da Murat'ın projesi. Şirketine çok sahipleniyor. Bugün baktığınız zaman 760'ın üzerinde engelsiz istasyon alanı var. Sektörde bir ilk. İşte onun üzerine yine etki alanının farkında olarak başka arkadaşlarımın işte Omurilik Felçleri Derneği'ni sisteme sokması, sandviçin gelirleriyle tekerlekli sandalyeye bağlaması, bu böyle böyle aslında zenginleşen bir deneyim oluyor. Altında yatan ne? Altında yatan bu ailenin her parçasının bir etki alanı olduğunu fark etmesi ve kendi iş alanında da buraya dokunması ve bir takım şeyleri değiştirmesi. Dolayısıyla 4 tane şeyden bahsettim. Neyi neden yaptığınızın farkında olmak, kendi etki alanınızın farkında olmak, değerlerinizi yanınıza almanız, datayı bazen okumak, bazen okumamak, uzgörüyle davranmak. Aslında bu temel 4 prensip yarattığımız deneyimin altında yatan prensip aldığımız 4 noktayı özetliyor. Genel olarak böyle ama şununla bitirmek istiyorum. Hepimiz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Bu tarafı çok konuşuyoruz. Hani diliyorum hani neden yaptığımızın farkındalığıyla aslında bir takım şeyleri değiştirmemiz kısmet olsun. Çünkü yapılacak daha çok iş var. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler.